Evet arkadaşlar, Stack View ile devam ediyoruz. Stack View dediğimiz kavram aslında, şuraya geleceğim. Şöyle yapıyoruz, Stack View. 3 tane Stack View'umuz var. Vertical Stack View, Vertical Stack, Horizontal Stack, Dizzy Stack dediğimiz yapı var. Bunların hepsini şu anda tek tek işleyeceğiz. Biz aslında Vertical Stack'ten başlayacağız. Şimdi Vertical Stack dediğim nokta şu. Vertical Stack aşağıya doğru, zaten vertical'dan bildiğimiz üzere aşağıya doğru bizim view'larımızı bu şekilde sıraladığımız bir yapı. Nasıl yazıyoruz? Şöyle. Buraya geldim. Şimdi ben aşağıya doğru sıralamak istediğim şeyi yazıyorum. Ben ilk önce şöyle yapıyorum hatta. Bakın şöyle gelelim buraya. T1 diyelim. T2. Bu da T3. Şuraya da bir tane buton olsun. B1 olsun. Şu şekilde bir görünüm oluşturacağım. Şimdi bunun için ilk önce ben text'ten başlıyorum. Diyorum ki buraya T1. Bakın zaten gördüğünüz gibi çıktı. Aynı şekilde devam edeceğim. T1, T2, T3 olarak gördük. Güzel. Peki bunlara ben padding verebilirim. Şöyle padding verirsem, bakın gördüğünüz gibi padding verdiğim an şuradaki padding, şuraya bir boşluk, bu T1 ile T2 arasında padding verdiğim an bu şekilde oluyor. Aynı şekilde bunları da vereceğim. Bakın üçü birbirinden padding vererek ayrılmış oldu. Yani şuralara biraz boşluk vermiş olduğumuzu görüyoruz. Güzel. Şimdi ben bir tane de buton koyacağım. Şöyle bir butonum olsun. B1 isminde olsun. Bir de aksiyon olduğunda da print diyelim. Click yapalım. Bu şekilde bir butonumuz olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi vertical stack aslında çok basit. Aşağıya doğru elemanları sırasıyla dizmeye çalıştığım bir yapı. Şu paddingleri şimdi bir kaldıracağım. Şu anda gördüğünüzde birbirine çok yakın oldu. Şimdi bu vertical stack'in bazı özellikleri var. Bunu şöyle açtığınızda mesela alignment var. Alignment'a mesela horizontal alignment diyor. Nokta koyduğumda mesela bunu leading diyorum. Şu kontenti bir sileyim. Bunları kaydırmış oldu. Bir daha şöyle yapalım. Normalde bu center'dı galiba default olanı. Center yaptım mı? Bakın hepsini aslında bir farkı görmüyor gibisiniz de. Şuraya odaklanırsanız, ben burayı değiştirdiğim zaman şu yapıya odaklanırsanız farkı göreceksiniz şimdi. Geldim. Ben bunu trailing yapıyorum. Bakın trailing dediğimiz neydi? Sağa dayıyordu. Leading dediğimiz sola dayıyordu. Bu şekilde alignment verebiliriz arkadaşlar. Bunları şöyle de yapabilirim. Mesela ben buraya bir tane rectangle koyayım. Frame'ine de diyeyim ki width 20, height da 20 olsun. Az oldu. 50'ye 50 olsun. 50'ye 60 oldu. Bakın şu anda trailing olduğu için hepsini şuradan şu şekilde göstermiş oldu. Eğer ben bu trailing'i şimdi daha iyi anlarız, leading yaparsam, bakın gördüğünüz gibi leading yani başlangıç noktasını temel aldı. Center'a da koyabilirim. Center'a koyarsam da bu şekilde kullanmış oluyorum. Bu alignment'ı kendi ihtiyacınıza göre dizayn edebilirsiniz. Şimdi bir de spacing var. Bu spacing'e ben 10 verdiğim zaman, gördüğünüz gibi burada alignment vermiştik ya, onu vermek yerine ben spacing dersem her eleman arasına şuralara bir 10'luk space atıyor. 10 point diyelim. Bir space atarak bize bu şekilde bu vertical stack içerisindeki elemanlara 10'luk bir tane space uygulamış oluyor. Bu şekilde yapabiliyorum. Sonra gelelim bakın. Nokta dedikten sonra buna da bir padding verebiliyoruz. Ama bu vertical stack paddingi oluyor. Bu elemanların paddingi olmuyor. Yani vertical stack dediğim yapı şuysa, şuraya buna bir padding vermiş oluyoruz. Ben geleyim şunu şöyle yapayım. 20 yapayım. Bir fark görmediniz ama bunu da şöyle yapabilirim aslında. Bunu da bir vertical stack içerisine alayım. Şimdi vertical stack içerisinde vertical stack yaptım ve padding uyguladım. Şu vertical stack'in birinci elemanı bu. Şurası birinci eleman. Şurası vertical stack'in, yani vertical stack içerisinde vertical stack kullanıyorum ama bu bir vertical stack'in, en üstteki vertical stack'in birinci elemanı. Sonra gelip buraya mesela şey diyebilirim ben. Bir tane rectangle koyarız yine. Bunun frame'ine, mesela width'ine
100 dedim. Python'a 20 dedim. Bakın şu anda buradaki spacing var ya, şuradaki spacing. Bu birincisi şurası. Şuradaki rectangle ise şurayı temsil ediyor. Yani vertical stack içerisinde vertical stack kullandım ben aslında. Farklı bir şey yapmadım. Şimdi peki şöyle yapalım. Bu vertical stack'in başka ne özelliği var? Nokta deyip background color'ımız var. Mesela buna red diyelim. Bakın gördüğünüz gibi aslında bu şekilde daha ayırt edici oldu. Buradaki vertical stack, buradaki kırmızı, altındaki rectangle da burada. Hepsi de zaten bir vertical stack içerisinde. Nereden biliyoruz? Bakın aşağıya doğru bir sıralama var. Bu 1, bu 2. Bu birinci vertical stack içerisindeki birinci elemanım. Yani şurası komple. Bu da ikinci elemanım. Şurası. Genel olarak vertical stack'i bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buraya başka özelliklerine de bakabilirsiniz. Burada birçok position var. On appear gözüktüğünde işte ne olacak vesaire. Bunları kullanabilirsiniz. Bilmeniz gereken şey vertical stack'te önemli olan. Yani vertical stack'te aşağıya doğru bir sıralama yapıyor. Elemanları koyduğunuz sıraya göre gösteriyor. Alignment vererek center, leading, trailing'ini belirleyebilirsiniz. Spacing demek vertical stack içerisindeki elemanların aralarındaki boşluğu temsil ediyor. Genel olarak vertical stack'e bir padding verebilirsiniz. Elemanlara değil, direkt vertical stack'in yani şu kırmızı yapıya bir padding veriyorsunuz. Mesela 20 dediysem dediğim gibi şuradaki bir 20'yi temsil ediyor. Aynı şekilde böyle. Her yerden 21 padding verdi. Background dediğimiz zaten direkt kendisine bir kırmızı renk vermiş oluyor. Bu şekilde vertical stack'i kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste horizontal stack'ten bahsedeceğim.